Nasıl geliyor peki hocam? Sarımsak iksiri. Kolit ya o ayrı bir durum tabii ki. Ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn gibi rahatsızlıkların sebebi ayrı. Burada bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı Evet. bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur, bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa sindirim rahatsızları ortaya çıkar. Kabızlık ortaya çıkar vesaire. Bu da bağırsakların bir kısır döngü başlar. Bağırsaklar yandığı kavrulduğu için yeterli ve kaliteli enzim salgılayamadığı için kabız olursa önce kolit, ülseratif kolit yavaş 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 hastalıkları tetikler. Bir sürü hastalık ortaya çıkar. Peki bunun için ne yapmalı? Siz neler öneriyorsunuz bu şekilde rahatsızlıklarda? Şimdi spastik kolon dediğimiz bir rahatsızlık var. Buna karşı spastik kolon. Bu gördüğünüz nane, 25 çeşit nane var. 25 çeşit nane. Bunlardan Menta piperita isimli biberi nane spastik kolona karşı dünyada en etkili bitkidir. Spastik kolona karşı. 25 çeşit nane türü var. Bunlardan biberi nane yani tıbbi nane de denir. Dünyada en kaliteli nane Türkiye'de yetişir. İzmir'de özellikle %4'e yakın etilik yağ içerir. Peki hocam.